Evet, yeryüzünde hemen birçok kişinin hayatında bir kere bile oraya gitmeli, dünya gözüyle orayı görmeliyim diyebileceği bir yer burası. Yeryüzünde inşa edilmiş en muhteşem kabir, en muhteşem türbe, en muhteşem mezar anıtıyla karşı karşıyasınız. Burası Taç Mahal. Kimilerine göre Roger Gray öyle diyor, mücevher bir kutu yontmuş sevdiği kadın için diyor. Kimileri aşkını tutmuş bir elmas kristal haline getirmiş diyor. Kimileri o dünyevi aşkı ilahi aşka yükseltmiş diyor. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Ama bildiğimiz bir şey var. Babür Devleti'nin, Türk İslam medeniyetinin bir şaheseriyle karşı karşıyayız. Bahsettiğimiz kişi Babür Devleti'nin 5. hükümdarı Şah Cihan ve eşlerinden Mümtaz Mahal. Biz her ne kadar onun adını Mümtaz Mahal olarak bilsek de aslında Mümtaz Mahal onun lakabıydı. Onun gerçek adı Ercüment Banu idi. Ve Ercüment Banu 14. çocuğuna hamileydi. Şaşıranlar olacak, 14 çocuk mu diye. Bakmayın bugünkü çekirdek ailelere, bir iki çocuk yapınca dünyalar kadar çocuk yaptığını sananlara. O gün çok çocuk yapmak insanların sevdiği ve arzu ettiği bir şeydi. Hele yönetimdeyseniz, hele bir padişahın, hükümdarın, sultanın eşiyseniz çocuk sayınızla övünür, çocuk sayınızla yükselirdiniz. Ve işte Mümtaz Mahal Ercüment Banu 14. çocuğuna hamileydi. Yani bunun sadece Müslüman toplumlarda olduğunu düşünmeyin. Mesela İstanbul'daki Ayasofya'mızın, ilk yapılan Ayasofya, Konstantin Ayasofya'sının halk ayaklanmasıyla yakılmasına sebep olan meşhur bir kraliçe var. Bizans kraliçesi Evdoksiya. Evdoksiya 9. çocuğuna hamileydi ve onu dünyaya getirirken ölmüştü. Hem de daha 30 yaşına bile gelmeden. Ve Mümtaz Mahal 14. çocuğunu dünyaya getirmek üzereydi. İşte o sıkıntılı günlerde kocası Şah Cihan seferdeydi. Hanımı eskilerin tabiriyle hamli vaaz idar iken vefat etti. Eskiler öyle der. Eyüp Sultan'da Karacaahmet'te bazı mezar taşlarına biz o ifadeyi okuruz. Çocuğunu dünyaya götürürken vefat etti. Ve tabii ki dinen, dinimizce şehittir kendisi. Şah Cihan çok üzülmüştü. Karısını zaten çok seviyordu. Karısı için farklı bir mezar anıtı yapma hayali kurdu. Ve bu hayalini gerçekleştirmek için miladi 1632 yılında ilk taşı arkamızda gördüğünüz mekana koydurdu. Tam 20 bin kişi 21 yıl boyunca burada çalıştı. 20 bin kişi. Bu inşaat süresinde tam 1000 tane fil devamlı olarak vazife yaptılar. 1000 filin üzerinde nice mermer, kıymetli, yarı kıymetli taş buralara dört bir yandan getirildi. Bakın Pakistan'dan Sri Lanka'ya kadar son derece kıymetli özel taşlar buraya taşındı. Burada Şirazlı mimarlar da çalıştı, İstanbullu mimarlar da çalıştı, Venedikli mimarlar da çalıştı. Ve bu muhteşem eser ortaya konmuş oldu. Aslında Şah Cihan'ın hayali sadece bu değildi. Bembeyaz mermerlerden ortaya koyduğu bu eser bitip de hanımı tabii ki içine defnedilmişti. Aynısının bir tane de, birebir aynısının siyah bazalttan olanı yapmayı hayal ediyordu. Tam karşısında olacaktı. Ve onun içinde de kendisi defnedilecekti. Ama Şah Cihan, yani mimariye çok önem veren bu adamın son dönemindeki müsrifçe bu tavırları oğlu tarafından ve çevresindekiler tarafından hoş görülmedi. Ve oğlu babasını hayattayken tahttan indirdi. Yerine kendisi geçti. Ve babasını hanımının, yani annesinin türbesini göreceği burada bulunan Agra Kalesi'nde bir odaya kapattı. Ve Şah Cihan ömrünün son yıllarını hanımının, Mümtaz Mahal'in, o çok sevdiği Ercüment Banusu'nun kabrini seyrederek ibadet hali içerisinde geçirmiş oldu. Bu gördüğümüz eser gerçekten Türk İslam mimarisinin en mümtaz eserlerinden biri olarak burada hala ayakta durmaya devam ediyor. Mermer ağırlıklı bir yapı olduğu için aşınmaya çok müsait. Egzozdan, zehirli gazlardan, asit yağmurlarından ciddi şekilde etkileniyor.
Onun için son yıllarda alınmış karar neticesinde bu muhteşem mezar anıtının 4 kilometre etrafına mazotla çalışan benzinle hiçbir araba sokulmuyor. İlaçlı tarım yapılmasına izin verilmiyor. Ve bahçesi bile galoşlarla, özel galoşlarla gezinme izin veriliyor. Yan tarafında gördüğünüz yapı ve diğer yan tarafında gördüğünüz yapılar Taç Mahal için yapılmış olan dini yapılar. Yani cami ve Kur'an tilaveti için hafızların ikamet etmiş olduğu mekanlar. Hindistan'da, Agra'da, Hindistan'ın neredeyse ortası diyebileceğimiz bir yerde Babür İmparatorluğu'nun bu muhteşem eseri bize gösteriyor ki yeryüzünde, mimaride tek muhteşem olan Osmanlı'nın Mimar Sinan'ı değildi. Memlüklü'nün Mısır sanatı değildi. Selçuklu'nun İsfahan'daki, Tahran'daki eserleri değildi. Aynı zamanda Hindistan'da da Türk İslam mimarisi Baha Biçilmez muhteşem eserler ortaya koymuştu. Ne yazık ki 1850'lerde Hindistan'ın genelini işgal eden İngilizler buradaki Türk İslam mimarisini unutturarak kendilerince Moğol mimarisi yalanlarıyla beyinleri bulandırdılar ve bütün bir dünyaya şu sanatı Türk sanatı değil, bir Moğol sanatı olarak sattılar. Hintlilere de bunu inandırdılar. Avrupa'ya da, biz Türklere de. Bugün Türkiye'de Hindistan üzerine yazılmış kayıtların bir kısmında Babür Devleti'nden bir Moğol devleti olarak bahsediliyor. Halbuki Moğollar Mongolia'da Farsça'da geçen ifadesiyle Mughal olarak geçerler. Halbuki bu insanlar öz be öz Türkçe konuşan, bir Türk gibi giyinen, Türk örfü adetlerine sahip ay yıldızlı bayrağı olan Babürlerdir. İçeride yatan Mümtaz Mahal bir Müslüman Türk kadınıdır ve kocası Şah Cihan da Özbekistan'da Andijan'da doğmuş Babür Şah'ın 5. göbekten torunudur. Ne diyelim? Ruhlarına Fatiha okuyarak onların savaş sanatında olduğu gibi mimaride de dünyada bir numara olduklarını unutmayalım ve unutturmayalım diyelim. Taç Mahal'den selamlar.